İdare lambası. Metnin etkinliklerini birlikte yapalım. Öncelikle hazırlık çalışmalarından başlayalım. Büyükleriniz hangi eşyalara manevi değer yüklemiştir, niçin demiş? Büyüklerinden kalan veya küçüklüklerinden kalan eşyalara manevi değer yüklerler. Çünkü bir anısı, hatırası vardır, bir yaşanmışlığı vardır. O yüzden manevi değeri vardır. 2. Sizin için manevi değeri olan bir eşya var mı? Herkesin vardır. Bebekliğinizden kalan bir oyuncak, bir kazak olabilir, çorap bile olabilir, ayakkabı olabilir. Veya vefat eden bir yakınınızın hediyesi olabilir. Güzel günleri anımsatan bir eşya olabilir. Bunların manevi değeri vardır. Birinci etkinlik, altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz demiş. Kırmızılar tahmin, sözcük anlamı ise mavi olanlar. Buradan yararlanabilirsiniz. Birer cümlede kullanınız demiş. Biz buraya birer cümlede kullandık. Şöyle biraz. Soruları metinden hareketle yanıtlayınız demiş. Yazar niçin kendini bir uyku bölücü olarak anlatmaktadır? Sabah öğlen akşam uykusu uyuyor ve geceleri uyuyamadığından ve çevredekilerin uykularını kaçırdığı için uyku bölücü olarak anlatmaktadır. Yazar geceleri uyandığında neden korkmaktadır? Uyandığında ortalık sessiz oluyor, uğultulu oluyor. Köpek ulumalarını duyuyor. Rüzgarın uğultularından korkuyor. Yazar gecelerini aydınlatan idare lambasını nasıl tanımlıyor? Elektriğin aceleciliği olmayan, gecelerin en sabırlı gözcüsü ve katibi ve her şeyi ağır ağır kaydeden hafızalar olarak tanımlamaktadır. Siz de geceleri yazarın yaşadığı duyguları yaşıyor musunuz? Yani çok şiddetli gök gürültüsü olduğunda bazen yaşarız yani. Ne yaparız? Elektrik de kesilmişse korkarsın, babanın annenin yanına gidersin veya ağlarsın. Yazar idare lambalarına niçin ilgi duymaktadır? Çünkü bu lambalar ona çocukluğundan mirastır. Altıncı soru. Size gelecekte bugünlerinizi hatırlatacak hangi eşyaları saklamak istersiniz? Oyuncakların, resim defterin, kolyen olabilir. Eğer resmin güzelse resim defteri tabii ki. Çirkinse tutmanın bir gereği yok. Çünkü hatırası var. Güzel günleri anımsatıyor diyebiliriz.
Metinde yapılan benzetme ve karşılaştırmaları bularak yazınız demiş. En tatlı uykularımın baş bölücüsü benzetme. El fenerine benzemezler de elbet karşılaştırma. Gecelerin en sabırlı gözcüsü katibiydi. Benzetme yapılmıştır. Dördüncü etkinlik, en küçük parçalarını bulunuz. Ek almışsa aldığı eklerin türünü örnekteki gibi gösterin. Duvarlarda, duvar en küçük kökü yani. Yapım eki almamış, lar ve dağ çekim ekini almış. Tutmaktan tutumlu, yapım eki almıştır. Dolmaktan dolmuş, yapım eki almıştır. Antika, antikacı olmuş. Yapım ve çekim eki almış. Çekim ekleri. Depoculuk, yapım ve çekim eki almış. Gecelerimiz çekim ekleri almıştır. Sözcükleri yapısı bakımından inceleyiniz demiş. Basit ya da türemiş olduğunu nedenleriyle örnekteki gibi belirtiniz demiş. Buraya belirttik. Beşinci etkinliği bu şekilde cevaplandırabiliriz. Altıncı etkinlik, günümüzde idare lambası yerine hangi aydınlatma araçları kullanılmaktadır diyor. Floresanlı lamba, el feneri, led lambalar, sokak lambaları. Yedinci etkinlik, çocukluk yıllarında toplumun daha tutumlu, şimdi ise daha tüketici olduğunu belirtmiş. Tüketim sorununa çözüm önerileriniz, kendi hayatınızdan örnekler vererek aşağıya yazınız demiş. Tasarruf yapmak için sensörlü lambalar kullanıyoruz. Okulda olsun, evimizin
nasıl diyeyim, apartman girişlerinde olsun. Yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz. Şarj lambalar alıyoruz mesela elektrik gittiğinde kullanmak için veya geceleri kullanmak için. Boşa yanan lambaları kapatıyoruz. Suları kapatıyoruz. Damlatan muslukları değiştiriyoruz. Gereksiz harcamalardan kaçınıyoruz. Elimizdeki ürünü bozuldukça yaptırıyoruz, tamir ettiriyoruz. Son haddine kadar kullanıyoruz. İsraf etmiyoruz. Aynı üründen birkaç tane almıyoruz mesela. Bu şekilde yazabiliriz. Manevi değeri olan bir eşyanızın sizde uyandırdığı duyguları yazınız. Örneğin vefat eden bir akrabanızın size verdiği bir hediyeyi gördüğünüzde özlem duyarsınız. Biraz hüzünlü olursunuz. Üzgün olursunuz. O günler aklınıza gelir. Bazı eşyalarda mutlu olursunuz, gülersiniz, kahkaha atarsınız. O anı yaşarsınız. Mutlu olursunuz. Bazı eşyalarda üzgün olursunuz. Eşyadan eşyaya değişir duygularınız.